yine ne oyunlar çeviriyorsun ha? Bu oyun değil. Uyarı. Hala bu sahtekardan kurtulacak vaktiniz var. Sahtekar? Sahtekar kimmiş? Bihan. Kim olacak? O eve gelen adam var ya, o adam Bihan değil. O hepimizi kandıran bir sahtekar. Öyle mi? Ne de güzel hikaye uyduruyorsun. Ama konuştuğunda bir deli gibi konuşuyorsun. Ben deli falan değilim. Bu doğru. Bizim bir hanımız cahil ve kabaydı ve akıcı bir şekilde İngilizce konuştuğunu gördüğümde kendimi kaybettim. Yani bizim Bihan İngilizcenin iyisini bile bilmezdi. Peki şimdi nasıl şakır şakır konuşuyor ki? Böylesi bir mucize nasıl gerçekleşmiş olabilir? Koşu devi, eğitimsiz ve kaba olan sensin. Evet, sensin. Çünkü bizim Bihan'ımız artık eğitimsiz biri değil. Ve bu mucizenin nedeni de işte burada. Benim Tapkim'in sayesinde. Tapkim Bihan'dan eğitim almasını istedi ve ona yardım etti. Ve şimdi benim oğlum da İngilizce konuşabiliyor. Anladın mı beni? Ama senin aklın hep fesatlıkla dolu. Her şeyde bir sorun görüyorsun. Bir pislik arıyorsun. Ve bana öyle geliyor ki koşu devi, kandırma peşinde olan Bihan değil sensin. O başka ne bilir ki? Ben de onun böyle bir hata yapmasını bekliyordum. Sırf ona dersini vermek için. En kötü insan bile değişir ama o böyle kötü ve bencil bir insan asla değişemez. Bizi bir kere kandırabilmişti. Ve şimdi de amacı aynı. Ama oğlum... Sakın! Bana yaptıklarını unutmadım. Bana yaptığın her şeyi tek tek hatırlıyorum. Ama bu sefer ailemin hayatıyla oynamana izin vermeyeceğim. Bu sefer hiçbir şeyi yapamayacaksın. Ne bana ne de benim aileme. Çünkü ben burada kalmana izin vermem. İşte bavulun burada. Kapı da orada. Gidebilirsin. Bütün sorunların kaynağı Koşi'dir. Bunny'nin aklını bulandıran da o zaten. Eğer Koşi buradan giderse eminim Bunny de kısa sürede eski haline dönecek. O yüzden önce Koşi Devi'yi bu evden atmalıyız. Oğlum, beni bu evden atacak mısın yani? Hem de öz anneni. Lütfen beni buradan gönderme oğlum. Bitti mi? Şimdi git. Git! Oğlumun sana söylediğini duydun değil mi? Hadi al bavulunu da git hadi. Görünüşe göre seni benim atmam gerekecek. Yapma oğlum, senden şüphelendiğim için beni affet. Ay, biri şunu durdursun. Ne olur beni evden atma oğlum, yardım edin. Durun. Babaannem hiçbir yere gitmeyecek.
Lütfen onu bu evden atma baba. 15 yıl boyunca benim kimsem yokken bana bakan kişi oydu. Bunny, o nasıl biri bilmiyorsun. Bu kadın... Ben hala burada duruyorsam bu kadın sayesindedir. Yoksa ben şu anda ne olurdum bilmiyorum. Ona çok şey borçluyum. Hem zaten bu evde pek çok insan affedildi. O yüzden bu sefer de onu affet lütfen baba. Hatırım için. Tamam Bunny. Son bir defa. Son bir defa senin için onu affediyorum. Ama bir daha böyle bir şey yapmaya kalkarsa o zaman seni dinlemem. Bunny, sen beni değil, aileni yıkacak kişiyi burada tutuyorsun. Şimdi gör bak, öyle bir fırtına çıkaracağım ki tüm Pandey ailesi parçalarına ayrılacak.